Evet, burada daha iyi göreceksiniz. Balığın ağzındaki yemi de göreceksiniz gördüğünüz gibi. Ağzı hakikaten küçük. Sazan ağzından daha küçük. Kefal ağzından daha küçük. Bu böyle olduğu cihetle yani iğneyi ağzına yemle birlikte aldığı zaman geveliyor. Hemen plüp diye yutmuyor. İcabında tükürüyor. 3-4 kere tükürüyor. Çok oldu. Hiç acele etmemek lazım bu nedenle. Yani misini alıp götürüyor hayvan. Ağzında yem var, iğne var. Eğer tasmayı atarsanız pıp diye tükürüveriyor. O onu yavaş yavaş kemiriyor, emiyor. Tadını aldıktan sonra plüp diye yutuveriyor. Ondan sonra iğne içinde kalıyor. Ondan sonra sarabiliyoruz ancak. Yemi görüyorsunuz ağzında. Hayvan. Whitefish. Evet. Şimdi bu iğneyi bu aparatla bağlayacağım. Köstek olacak. Yalnız geçirmeden önce böyle bir numara yapacağız. 1, 2, 3, 4. 5. 5 kere sardım etrafını. Gördüğünüz gibi. Bunu da altından geçiriyorum böyle. Şimdi palalı, ezilmiş iğneyi ne yapıyorum? Altından boşluğa yerleştiriyorum bu şekilde. Şimdi ben bunu çektiğim zaman burada bu palaya oturacak. İstediğiniz kadar asılın. İşte bu iğnelerin, aparatın faydaları bunlar. Yani teknede, sarsıntıda, ne bileyim rüzgarda, ihtiyarlıktan dolayı en yardımcı olacak aparatlardan bir tanesi bu. Tavsiye ederim yani. Neymiş? TIE Fast yazıyor. TIE Fast. Çabuk düğümlemek anlamına geliyor. Benden bu kadar arkadaşlar.